Bunlar ilk parti gelenler abi. Yarın son grup da geliyor. Artık daha fazla iş alabiliriz yani. Abi bir sorun mu var? Yo, hayır Salih. Kafam çok meşgul. Yılmaz da mı abi? Ben pek karışmak istemedim. Yanlış mı yaptım bilmiyorum. Keşke biraz sert çıksaydım. Benim bildiğim Yılmaz kafasına bir şey taktın mı fark etmez abi. Nasıl davranırsan davran, o bildiğini okur zaten. Zaten sen onu uyardın abi, hem de kaç sefer. Toplantıdan haber var mı? Az önce tekrar aradım. Telefonu kapalı. Hala toplantı sürüyor anlaşılan. Neyse, biz işimize bakalım. Ne diyordun Salih? Abi yarın geleceklerle tamam olacak. Salih, bu yazılar daha belirgin olsun. İşte böyle Halis. Anlayacağın, artık yepyeni bir işimiz daha var. Yönetim kuruluna kadar girebilmeniz büyük başarı Meral Hanım. Aslında tekstille bu kadar ilgili olduğunuzu bilmiyordum. Bu şirketin beni ilgilendirdiğini mi sanıyorsun? Zerre kadar ilgimi çekmiyor. Beni ilgilendiren Yılmaz. Onun için mi yönetim kuruluna girmesini sağladınız? Ah Halis, hiçbir şey anlamıyorsun. Yılmaz bana Kemal'i getirecek. Sonunda istediğin oldu. Niye mutlu değilsin? Yılmaz, ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Aslında var abi. Senin de canını sıkacak bir şey. Meral de yönetim kurulu toplantısındaydı. Allah Allah. Tekstil şirketinin toplantısında. Ne alakası var? O da benim gibi hisselerden almış aynalı. İyi de o bu işlerden anlamaz ki. Ben de çok şaşırdım. Önemli miktarda hisse almış. İlginç olan şu, yönetim kuruluna da onun sayesinde girdim. Seni takip etmiş belli. Tekiner hisselerini aldığını duyunca o da bu işe girdi demek. Başka sebebi olamaz. Mutlaka bir hesabı vardır. Acaba seni niye takip etti? Yılmaz senin yakının Kemal abi. Bu da hesaplı bir iş belli. Bu da demek ki Tekinerlerin başına sıkı bir bela sardın Yılmaz. Çocuklar, bu Meral'in neler yapabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Eğer o şirketi istiyorsa mutlaka alır, bu uğurda gözünü kırpmadan adam bile öldürür. Aynalı, böyle şeyler olursa hepimiz büyük suçluluk hissederiz, öyle değil mi? Hissederiz abi. Hemen bu kadını saf dışı etmeliyiz. Bence önce Filiz Hanım'ı uyarmalısın. Mutlaka. Mutlaka. Onu, hatta ailesini bile uyarmalısın. Bu işler senin intikamın olmaktan çıkar. Yılmaz, sen yapmazsan ben yaparım, haberin ola. Tamam, ben Filiz'le konuşurum. Çalıyor ama cevap vermiyor. Numaramı görmüşse açmıyordur. Biraz kızgın çünkü. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum ki abi. O bugün Durusu'ya gitmiyor muydu? Evet, bugün gidiyordu. Aha. Anlaşıldı. Bana Durusu yolu göründü galiba. Dikkat et de acele edip başımıza iç açma. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Ekrem, biz de şu Meral'i bir ziyaret edelim. Onun dilinden biz anlarız. Tamam abi. Yılanın yuvası burası mı? Burası abi. Abi.
kaça. Şu tekstil hisselerini bana satacaksın, ben de sana istediğin parayı vereceğim. Bu hisselerin de amma alıcısı varmış. Bir günde iki güzel teklif. Bilseydim daha çok hisse alırdım. Konuş bakalım. Bu hisselere ne istiyorsun? Maalesef senin paran benim hisselerimi almaya yetmez Sustalı. Ayrıca satılacak hissem yok. Hem sen değil miydin benim legal işler yapmamı isteyen? Senin dediklerini yapıyorum işte. Daha ne istiyorsun? Bak Hacı Hüsrevli'm. Bu teklifi yaptım çünkü işlerin daha fazla sertleşmesini istemiyorum. Anlayacağım bir tür ikazdı. Eğer o aileye ya da benim yakınlarımdan birine zarar verecek olursan şart olsun seni bir tane. Bura neyin nesi böyle ya? Vallahi eski sahibi hakkında biraz bilgi aldık abi. Aslında şirket paravan. Bu yılan kabuk değiştirmeyi çok iyi bilir Aynalı. Buna ne şüphe abi? Aynalı gözümüz üstünde olacak. Sen merak etme abi. Kartal gibi tepesinde, kurt gibi ensesindeyim. Pek güzel konuştun be Aynalı. Eyvallah abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.